Evet sevgili dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha doğrusu ikinci bölümle devam ediyoruz. Harut ve Marut konusunu masaya yatırmıştık. Tabii hem o süreci konuştuk, neden geldiğini, neler öğrettiklerini konuştuk. Yine araştırmacı yazar Serhat Ahmet Tan hocamla beraberiz. Şimdi tabii biz şimdi ikinci bölüme şunu konuştuk. Birinci bölümde plaseboyu dahil ettik. Evet. Hastalıkların tedavisinde de kullanılabilir. Hatta Psikolojik hiçbir tedavi. psikolojikte, hiçbir madde materyal olmadan da birçok Evet. rahatsızlıkların ki Dünya Savaşı'nda örnekleri vardı dedik. Ama şimdi bunun bir de genele yaydığımızdaki durumu Evet. nedir? Yani bu şekilde düşünerek bir insanın, hatta birinci bölümde de onu konuşmuştuk, zengin de olabilir ya Her fakirse şey olabilir. dedik, ama şimdi onunla Harut ve Marut'u birleştirelim burada. Yani neler... Harut Marut'un öğrettiği şey bu zaten. Ha, bu neler öğretti, niye bunu yasak dedi, çünkü Bunun işin kötü içerisinde büyüğü yönü. vardı. Kötü yönü var. Ha. Olumsuza çalışıyor çoğunlukla. Ve sonraki süreç, Hazreti Süleyman'dan sonraki süreç ve sonra nereye gitti ve bugüne kadar da getirelim, bugün neler Yani uygulanıyor şimdi bunları. Hani şöyle. Kabala bunun içerisinde bir kısmı, yine ritüellerin olduğu bir şey mi, farklı farklı öğretiler İşte var, bunu böyle bunları kullanıyorlar. kullanıyorlar mı? Şimdi bak bu neyle çalışıyor dedik? Korkuyla, şüpheyle çalışır ters yönde. Bu çok daha hızlı olur, çok daha etkili olur. Çünkü korku çok güçlü bir güven oluşturur. Korkunun oluşturduğu güven olumsuzluğa ait bir güvendir. Yani seni bir şeyle korkuttukları zaman senin normal ümitle oluşturacağın olumlu güvenden çok daha fazla o korktuğun şeye ait güven oluşur. O zaman da bunun en hızlı çalışması burada Harut Marut'un öğrettiği şey bu zaten. Diyor ki örneği oradan veriyorlar. Bak karıyla kocanın arasını çok çabuk bozabilirsin. Güven yani ümite dayalı güven, ilişkiye dayalı güven zor oluşur. Üst üste bina etmen lazım ama bir lafla o güveni bozabilirsin. Bu da aslında bir güvendir. Yani onların arasında güveni bozmak güvensizliğe ait güvenleri var demektir. Şüpheye ait güvenleri var demektir. Yani bu da bir güvendir. O zaman ne oldu? Bu çok hızlı, çok sert bir şekilde, çabuk bir şekilde ters yönde çalışıyor. Ters yönde çalıştığı için bunu söylüyorlar. Diyorlar ki bak hani bu insanlara zarar verecek bir şey ve sen bunu örtme. Bu aslında iyiliğe dönük insan Allah'ın yarattığı güzel bir sistem. Sen bu güzelliğini örtüp bunu bu şekilde kullanma yönünü açma. Kafir olma demeleri o. Kafir olma şu örtme gerçeği. Gerçeği örtme. Bu iki yönlü sistem bunu olumlu yönde çalıştır. Olumsuz yönde çok hızlı çalışıyor. O zaman olumsuz yönde şu. Ya birisi sana geliyor diyor ki ya seninle büyü yapmışlar, şiş batırmışlar, bebeğin orada duruyor, eyvah sen tamam gittin. Çünkü buna ait bir altyapı var insanda. O zaman bu yönde çok hızlı çalışıyor. Şimdi bunu epigenetikte biz dış ortama nasıl uyarlayabiliriz? Epigenetik şöyle bir şey. Normal insan genlerinin aldığı anne babasından, ebeveynlerinden binlerce seneden beri işte evrimle falan birikmiş olan bilgilerin aynen aktarıldığı. Yani ne varsa sende genetik kaydında bir şeye hassasiyetin var, bir şeye eğilimin var. Burada bir işte Arada yine evrim hastalığa kelimesini de kaptırdın ama hocam. işte bu evrim var yani. Evrim var da Ama maymun değil yani. insanoğlunun evrimi konusunu ayrı tartışırız onu gene. Yani böyle bir evrimsel süreç var çünkü kainatta da var görüyoruz bunu. Yani Kur'an-ı Kerim'de de var destekleri. Neyse oraya girmeyelim. Şimdi burada genetik yapıda değişmediği zannediliyordu. Ama öyle olmadığı anlaşıldı. Bir nesil içerisinde çocuğun olmadan önce kazandığın yeni bir davranışı bile çocuğuna aktarabiliyorsun. Bu da nasıl oluyor? Güçlü bir plasebo etkisiyle o davranış senin genlerine kaydedilmişse. Bu güçlü plasebo etkisi çok önemli. Bu güçlü plasebo etkisi beyinde yeni nöronlar açıp o nöron ağlarını var olanları da kuvvetlendirebiliyor. Ve buradan genlere sinyaller gitmeye başladığı zaman o genler güçlü bir şekilde bilgiyle kaydediliyor. Ve ondan sonra hemen sen bir çocuğun olsa o yeni bilgiyi aldıktan sonra yeni bilgi de kaydolur ona. Hatta sen mesela sende kayıtlı hiç değişmez zanneden bilgileri bile bakış açını değiştirdiğin zaman değiştirirsin. Çünkü ona ait genleri, şeyleri, nöronları siliyorsun veya zayıflatıyorsun, kullanmıyorsun, ilgilenmiyorsun. Mesela diyelim ki içki içmeye eğilim var. Babandan öyle bir gen almışsın veya dedenden nesiller boyu almışsın. Sen şimdi içkiye tövbe ettin ve buna şey yaptığın zaman o tövbe zaten aynı bu sistemi anlatıyor.
o beyindeki nöron bağlarını, yani içkiye eğilimi olan o genlerle ilgili nöron bağlarını siliyor, zayıflatıyor ve o gen atıl kalıyor. Sonrasında da gitmiyor o çocuklarına ve geçmez şey. Yani zayıf olarak geçer. Yani senin babandan dedenden aldığın güçlü bir şekilde geçmez, zayıf geçer. O da aynı şekilde devam ederse onun çocuğuna da tamamen şey geçer. Yani burada bir ömür içerisinde kazanılan güçlü bir şekilde plasebo etkisiyle alınan davranışlar da genetik olarak aktarılabiliyor. Ama bizim öğrendiğimiz klasik bilgi de bunlar çok nesiller boyu oluşan davranışlar diye biz öğrenmiştik. Şimdi peki ben bunu nasıl yapabilirim? Yani ben burada bir şey kurmam lazım. Nasıl zengin oluruz? Ha, modeli kurmam lazım. Şimdi kendimin, bu vücudun bana ait olduğu ve beynimin bunu kontrol ettiğini kesin eminim. Değil mi? O zaman diyorum ki bu plasebo etkisi bana geldiği zaman benim vücudumda değişiklik yapıyor. Hmm. Benim hastalığımı iyileştiriyor veya işte hasta değilsem de hasta da edecek şeyler olabiliyor. Etki yapıyor diye düşünüyoruz ama aslında bunu yine beyin yapıyor değil mi? Tabii tabii, beyin yapıyor. Zaten beyin bunu değerlendiriyor, alıyor o bilgiyi, o korkuyu ne üretiyor veya ümidi veya güçlü olarak güven duygusunu üreten şey beyin. Sonrasında nöron. Bir enerji mi yayıyor peki etrafına da? O hayır. O çekmesi için. O devamlı o sinyali gönderiyor. Şey. Yani seni vücuduna gönderiyor. Bir yerin hastaysa onu iyileştirmek için o vücut da zaten vücudun içinde eczane var. Oraya ait senin vücudunun içindeki lazım materyallerden onun ilacını üretiyor. Yani vücut her türlü ilacı üretir. Kendisine ait olan bütün tamiratı yapabilir. Veya olmayan bir ilaç üretip seni hasta edebilir. Peki şunu da diyebilir miyiz? Hani eşyanın ismini öğrettik Hazreti Adem'e. Tabii o zaten. Oradan yola çıkarsak. Tabii bütün esmaları var. Üretir dersek kıyamete kadar olabilecek insan vücuduna zarar verebilecek her hastalık, şey. Ölüm hariç hastalık ve işte virüstür, odur budur. Neyse her biz şey. Hasta değil. Her şeyin bu vücut önleyebilir mi? Önleyebilir. Her şeyi önleyebilir. Kırılsa kemiklerini de tamir edersin. Ama burada şart şu. Güçlü güven duygusu oluşturman lazım buna. Buna kesin inanman lazım. İnsanın buna kendi kendisine mücadele edip inanması çok zor. Uğraşmak. Yani ama oluyor, senin çok inandığın bir kişi. İşte huzurla ama öyle değil de. Diyorlar ya. Bu, onu şöyle mesela gidiyorsun bir sürü doktora. Geliyorsun sen ben ya diyorsun o doktor değil. Ya bir tane doktor var. Şurada İsviçre'de. Bu diyorsun bak kaç tane adamı şey. Ben şimdi onu tam güvenerek gittiğim zaman o doktor bana diğer doktorların yaptığının yarısını bile yapsa iyileşirim yani. Anlatabildim mi? Yani çünkü ona güvenerek gidiyorum. Aslında kendi kendimi iyileştiriyorum. Mesela İbn Arabi ve İslam alimlerinin çoğu hastalıkların şeyini tarifini yaparken peki orada dengenin bozulması diyorlar. Hemen o noktayla ilgili unutmayayım diye söylüyorum da şey lafını unutmayacağım. Peki oradaki güven bir bakıma da hani doktordan alacağı için ya da işte bunu kim yapacaksa düzelteceği için bir şirk midir oradaki? Çünkü hayır, o yapar diye. Onun yerine yapan Allah'tır. Ben duamı edeyim. Beni iyileştirsin öyle, dediğimizde asıl tabii çocuk şöyle, daha şimdi doktora güvendiğin mı? İçin o doktorda o Allah'ın vermiş olduğu sistemin şeyini biliyor, formülünü biliyor ve sana onu veriyor diye. Zaten burada sorun yani biz bütün olayları yapan Allah'tır ama sebepler dünyasında yaşadığımız için sebeplere bağlı. Yani doktora gidiyorsun yine hasta olan insan şöyle demiyor. Ya ben durayım böyle iyileşirim demiyor. Aslında iyileşebilir ama doktora gidiyor. Doktora gitmesi plasebo etkisi aslında yine. O da plasebo etkisi. Ha doktor müdahale de yapıyor. Fakat eskiden bu şimdiki teknikler şeyler yoktu. Gene insanlar iyileşiyordu. Mesela Osmanlı zamanında şu anda olan bir sürü hastalıklar ben nasıl adamlar yaşamışlar hayret ediyorum. Zaten şeyi şimdi mesela atıyorum bir dişim ağrıyor değil mi? Ya da akşam yatacağız işte bir gece bir uyanıyorsun ya baş ağrısı başlıyor. Gideyim bir ilaç alayım diyorsun. Önce diyorsun ki almayayım geçer belki biraz uyuyayım falan. Geçmiyor. Ağrı artıyor. Tabii. Ki vücutta işte diştir, kulaktır falan bunlar inanılmaz dayanılmayacak durumlara geldiği zaman. Şey düşünürüm hep. Ya bundan işte atıyorum 500 sene önce, 1000 sene önce teknoloji ve işte bilim bu kadar iyi değilken daha eski 2000-3000 sene önce nasıl yani diş diyorsun dolgu yapıyor, çekiyor, implant var bilmem ne var. O zaman ne olmuş? Patır kütür ya çekmişler. Safra kesisinden ben ameliyat oldum. Şimdi safra kesisi dediler ki patlamak üzere. Hı. Patlasa öleceğim yani. Şimdi ameliyat oldum geçti. Osmanlı zamanında safra kesisi hiç mi yoktu? He, ne oldu o zaman şimdi, değil mi? O zaman kalp ne yapıyordu biliyor musun? Gidiyordu bir tane şeye hekime.
O hekim 12 tane şeyi kaynatıyordu, bir şeyler veriyordu. Al bunu iç diyordu, otları. O içiyordu, iyileşiyordu. Bunların çoğu plasebo etkisiyle iyileşiyordu. O otun tesir edip etmediği de belli değil. İçindeki o şeyi, safra kesinin içindeki taşları kendisi eritiyordu insanlar. Çünkü yaşamış adamlar, 70 yaşında var, 80-90 yaşında. O çok merak ettiğim bir şeydir yani o dönem bunların. Yani şu an bile işte ağrı kesici alalım da geçsin falan ya da gidelim işte ameliyat olunuyor bilmem ne falan. O dönem bunlar yok. Tabii. Baş ağrısı bile yani yere geliyor, migreni var adamın, yerden yere vuruyor. Hani o dönem nasıl olmuş, nasıl atlatılmış işte yani, o zaman plasebo mu? Plasebo ile oluyor. Zaten şu anda olan bir tane her şeyde plasebo. Sen doktora gittiğin zaman da plasebo. Güvendiğin doktora gidersen iyileşirsin. Güvenmediğin doktora gitsen, allemeciyen olsa iyileşmezsin. Dersin ki bu doktor beni ameliyat yaptı, gene bir şey olmadı. Anlatabildim mi? Yani bu işler böyle. Tekniği var. Evet, teknik katkısı var. Onu reddetmiyorum. Fakat bunun özü plasebodur. Peki burada esmalar sistemiyle de ilgili mi? Esmalar, bütün bunun bilgisi insan vücudunda var demektir. Hı. Bütün esmalar var. Bütün esmalar olduğu için bütün her şeyi üretip seni iyileştirebilir. Ama seni hasta da edebilir. Sen mesela hazineye gidiyorlar. Hazine şey yapmaya, kaçak hazine şeyler var ya. Defineciler. Şimdi, defineciler. Şimdi diyor ki, ben diyor muska asmadan diyor, olmaz diyor. Cin diyor, çarptım 5 metre atar diyor. Şimdi peki diyor, muskayı nereden alıyorsun? Ya Gaziantep'te bir hoca var diyor, oradan alıyor. Şimdi o onu taktı, hocanın yazdığı bir şey değil yani. Koruyacağına inanıyor. Koruyacağına inanıyor, o cin çarpmıyor onu. Ama onu takmadan gitse zaten cin çarpacak diye gittiği için 5 metrede atlıyor yani, atıyor yani cin onu. Cin diye bir şey orada yok aslında. Biz bir 2-3 ay önce bir şey yaşamıştık ya orada. Mesela ona da çok ilginç bir şeydir değil mi? Biz zaten burada yayında söylemeyelim ama biz evet, canlı yayına 3 kere giremedik. Kayıtlar gitti, silindi, bir şeyler oldu. Şimdi kaç ondan dakikamız var? Öncesi vardı ama benim yaptığım, hani yaptım derken neyse. Ya aksilik oldu mu olur, evet, aksiliği kendin üretirsin. Kaç dakikamız var? Şimdi bunun ben sana formülünü anlatacağım. Tamam. Yani biz dış ortamdaki olaylara, abi para kazanmam lazım, işlerim rast gitmesi lazım, şu kız arkadaştan arkadaşlık kurmam lazım gençler için veya şundan evlenmem lazım. Bunlar olur mu olamaz mı? Ben bunları yapabilir miyim, yapamam? Kötü yönde değil. Tamam. Uygun, iyi yönde yani. Buradan kendim... O zaman sevgili dostlar, Serhat Ahmet Tan Hocam, zenginliğin... Şimdi bunun formülü şu. Zengin evliliğin... Şöyle yani, zengin olsun, fakir olsun fark etmez. Üniversite kazanmanın, yani, başarının, kariyerin... Üniversiteye girmek istiyorsun, bir şeye ulaşmak istiyorsun... Bu plasebo etkisi acaba dış ortamda da etkili olabilir mi? Evet. Bunu yeterince güven oluşturabilmen için... Öncelikle süreç nasıl? Ne yapacağız şimdi? Mesela bak, bir şey istiyor bu adam. Yeterince güven oluşturabilmen için kafanda bir tasarımı oturtman lazım. Şimdi kafamdaki tasarım benim vücuduma ait var. Yani diyorum ki bu bana gelen etki, benim vücudumda her şey var, iyileşirim ben. Hı-hı. Çünkü bu bana ait, tamam diyorum. Ama burada vücut bundan ibaret diye kalırsan... O zaman dış ortamı hiç etkileyemezsin. Hmm. Bu vücut şudur. Bütün bu dış ortam senin kafanın içinde. Sen varsın. Onu da müdahale edebilirim diyorsun yani. Bütün o yani Fatih Sultan Mehmet, Atatürk, gelecekte Mehdi çıkacaksa, Hazreti İsa inecekse bunlar da senin kafanın içinde. Bildiğin her şey, gördüğün her şey kafanın içinde. Senin vücudun da bunların içinden bir faktör. Sen varsın, ben varım, o var, o var. Bir sürü insanlar var. Oluyor, bir şeyler dönüyor. Bunlar bize dışımızdaymış gibi geliyor ama bu vücuda dışımızdaymış gibi geliyor. Ama ben bunların hepsini kafamın içine aldığım zaman bunlar benim oluyor hepsi. Hı hı. Bunlar hepsi benim olduğu zaman ben bu, benden başka da bir şey yoksa, bu bir modeldir. O zaman bunların hepsine ben etki edebilirim. Bunların hepsine etki edersem zaten bu zenginlik dediğin şey geçmiş, var yani. Geçmişe. Geçmişe de etki edersin, geleceğe de, geçmişteki isimler. Hepsine etki edersin. Çünkü onlar senin, hepsin senin varlığın onlar. Etki etmenin nasıl etki? Yani ne olabilir? Ölmüş gitmiş neyin etki etme derken? Bilgi olarak var. Bilgi. Bilgi olarak var. Şimdi burada ben mesela buraya A yazıyorum. Hı. Bu A harfinin senin bu dünyada, senin oluşturduğun bu dünyada ne mana ifade ettiğini ben bilmiyorum. Ama benim dünyamda ne mana ifade ettiğini de sen bilemezsin. Fakat biz birbirimize ortak olarak bununla anlaşıyoruz. Fakat benim anladığımla senin anladığın aynı olmayabilir. Yani şunu söylüyorum. Ben ayrı bir yapıyım. Sen benim dünyamın içindesin. Sana göre de ben senin dünyanın içindeyim. Ama sen kendini bu dünyanın içinde
bu elemanlardan bir eleman olarak gördüğün müddetçe burayı etkileyemezsin. Bunların dışında sen kendini de onların içinde görerek, bunların dışında bunların hepsi benim kontrolümdedir diye düşünebilirsen, böyle bir model kurabilirsen, bunu oturtturabilirsen, o zaman burada birçok işini de çözersin. Hiç kavga etmene gerek yok. Bak, bu nefs makamlarını aşmak için de bir şeydir. Ve bütün bunların hepsi o zaman şu oluyor. Ya şuradaki boğazdaki yalıda mı oturmak istiyorsun? O yalı zaten senin. Senin yani. Buna yeterince güvenirsen o yalı senin olur, oturursun da içinde. Peki bunun sınırı ne? Sınırı yok bunun. Sınırı yok. Bütün her şey sen. Burada şu var. Burada bir model kuruyorsun. O modelde senden başka hiçbir şey yok. Yani bir yerde sanki ilahi bir makam kurmuş gibi oluyorsun kendi kendine. Ama burada yaratıcıyla arandaki farkı da ayıracaksın. Anlatabildim mi? Yani kendi sisteminin kendin yöneticisisin. Yaratıcı var. Evet, bu sistemi yaratan. Şunun gibi belki kurman lazım. Yaratıcı sana bu gücü verdi, sistemini kur dedi. Tabii, kurmuş oluyorsun. Kurmuş oluyorsun. Gücü ondan aldın ama ben kendime bir dünya kurdum bu gibi. Yani sanki bir Matrix. Kendi Matrix'inin içindesin bir sen. Bir metaverse kurdun kendine. Ha, bir metaverse kuruyorsun. O metaversin sen yöneticisisin. Oradaki işlerin nasıl olacağın. Şimdi burada şu oluyor. Rolleri sen veriyorsun. Şimdi senin o metaversin içindeki sen istedikçe o istediğin şey senden kaçıyor. O zaten benim dersen o zaman o senden kaçmıyor. Ve ona ait bir şey bulabilirsin, bir yol bulabilirsin. Onunla ilişki kurabilecek. Mesela boğazdaki yalı, sen boğazdaki yalım olsun dedikçe senden kaçar. Çünkü sen içindeki olarak istiyorsun. Peki daha sade, hani bunu anlatalım dersek. Şimdi buradan izleyicilerimiz bu güven izliyor. Oluşturabilmek için kurulacak bir modeldir. Güveni oluşturursan, yani onu hissedebilirsen, mesela bunun bir örneğini Hazreti Süleyman'ın duasında görüyoruz Sad suresinde. Hazreti Süleyman ilk krallığı elde ettiği zaman, bu da şeyle alakası var. Ardılık kanununda anlatmıştık biraz. Çok zor durumda kaldı. Abisinin adamları isyan çıkarttı. Sarayda cinayet işlendi. O anda dua etti. Çok zor durumda. Krallık elden gidiyor, gidecek. Yani millet başladı konuşmaya. Dediler ki ya Süleyman saraya hakim olamıyorsa bizi nasıl idare edecek falan. Yani bir hafta 10 gün içinde. Şimdi orada bir dua etti. Duasının sonunda geleceğe dair krallık istedi. Ve şöyle dedi. İnneke entel vahhab. Yani veren sensin sen. Bu şu demektir. Şu anda ben çok zor durumdayım. Bunu bana veren sensin sen. Yani burada yaratıcıyı unutmuyorsun. Yani sen metaversünü kuruyorsun ama buranın tanrısı değilsin yani. Yaratıcı var. Ama sen burayı bir model oluşturuyorsun. Ve bu zor durumu da bana veren sensin sen. Senden şöyle bir şey istedim. Onu da bana veren sensin sen. Verecek olan sensin demedi. Veren dedi. Şimdi gelecekte bir şey nasıl vermiş olabilir? Onu hissedebilirsen. Yani buradaki bu zor durumun gerilimini hissettiğin gibi gelecekte istediğin, olmasını istediğin bir şeyi eğer hissedebilirsen, onu hissetmek için de ben diyorum ki bak bu modeli kur kafanın içinde. Zaten o senin. Yani bu senin metaversünün içinde var yani o senin istediğin şey. Kilolarca altın mı istiyorsun? O da var. Hepsi var. Sadece burada şu var. Sen onunla daha yakın bir temas kurman lazım. Daha yakın temas kurduğun zaman da şu. O altın sende olduğu zaman nasıl hissediyorsun? Onu varmış gibi hissedebilirsin. Çünkü var sende o. O zaman ondan aynen o teması. O zaman biraz daha açılmış oldu aslında soruma. Biraz daha yaklaştık. Şundan dolayı yani iş teoride değil. Hani sen zaten senin, sen iste olur değil. Yok, hissedeceksin. Bunun uygulaması anlamında. Şimdi izleyicilerimize de en azından bir fikir verme anlamında sordum. Hani nasıl olacak? Şimdi ben sabah kalktım. Dedim ki benim hayallerim var, şunları yapmak istiyorum, planlarım var, programlarım var ve böyle de bir sistem var. Allah da böyle bir sistem vermiş, evet, diyoruz. Bunu esmalar da dahil edersek. O zaman ilk yol haritam ne? Ne yapacağım? Güven oluşturacaksın. Güven. Neye güven? Kendine mi önce? Hayır, yoksa o bunu şey, senin yaptığına mı? O şey ne istiyorsan mesela işte diyelim ki bir araban olsun istiyorsun. Tamam, araban çok var diye mi hissedeceksin? Hayır, sen arabayı kullandığın zaman... O arabayı ama kullandığın zaman mesela çok güzel Jaguar kızlara hava atıyorsun falan filan, sahil yerlerine geziyorsun falan. Şimdi onu yaşayabilirsen
onu hayalinde sabitleyip yaşayabilirsen, mesela Bodrum'a gittiğin zaman dat 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 bastın, şey yaptın, kızlar sana baktı falan. Şimdi onu ya, arabanın içindeyken, sende araba varken Bodrum'a gittiğin zaman, onu kornaya bastığın zaman, kızlar sana baktığı zaman nasıl oluyorsa, onu hayalinde kurup sabitleyebilmen lazım. O bir şey gibi, hani imajine ediyorsun. Aslında imagine mesela edeceksin. Uyumadan önce de hayal kurarsın ya, şöyle olsa böyle olsa uykuya dalarsın. Hani bu güveni oluşturursan tamam, o araba sana gelir. Zaten baktığımızda hayal ediyor insanlar bir şeyleri. Hayal etmiyor, hayalleri şey değil, sistematik değil. Hemen bir hayal kuruyor, tak kayboluyor gidiyor, başka bir şeye geçiyor. Başka. İnsanın düşüncesini lazım. Sabitlemesi en zor şeydir. Düşünceyi sabitlemek kadar zor bir şey yoktur. Bir saniye, iki saniye, üç saniye sürer. Fazla sürdüremezsin. Bunu sen sistematik olarak yapman lazım, yaşaman lazım. Ama bir araban olduğu zaman, arabanın içindeyken zaten onu yaşıyorsun ve o saatlerce sürüyor. Değil mi? O gerçeği hissediyorsun. Şimdi ben sana diyorum ki onun hayalini kur ve aynı o şekilde hisset. Ve uzun süre yaşa onu. Arabanın içinde mesela buradan çıktık İstanbul'dan, seninle sohbet ede gidiyoruz. Camını aç, hisset. Sen neler yapıyorsan, farınla oyna bilmem ne, birisi gelmiş önüne gitmiş, kaza yapacaktın falan, gerilim de var. Ya anlatabiliyor muyum? Burada sistem ne oluyor? Durdurduk, gittik orada bir sandviç yedik. Tamam. Konuştuk senden, Bodrum'a gittik işte Murat akşama. Bunun yine hikayesini kendin uyduruyorsun. Tabii bunu kafanda sabitleyip bunu yaşayabilmen orada lazım. Orada o zaman his neyin lazım. Anahtarı çevrilmiş oluyor? Ne sistem ne oluyor orada? Şimdi sistem burada şu oluyor. Senin burada şimdi burada araban şey yok. Yani böyle evrene mesaj istedik, milyon yok, dolar yok. İstedik, kuantum falan ama gibi. Bak, oralardan girmiyoruz. İşte bak burada nereden bak şeyden, Harut Marut'tan anlatıyoruz. Yani bu sistemi anlatıyor onlar. Şimdi burada şu oluyor. Anahtarını çevirip açtığımız şey şu. Biz burada bir şeyi yaşamaya başlıyoruz. Burada beyinde oluyor bu olay. Yani biz beyine veriyoruz bu sinyali. Beyin burada senin şu anda yaşadığın mı gerçek, diğeri mi gerçek, onu ayıramamaya başlıyor. Çünkü bunu da gerçek gibi hissediyorsun. O zaman şunu yapıyor beyin. Hangisi daha bunun işine yarıyor, güvenli? Ya arabası yokken pek şey yapamıyor. Yani bazı yerleri dolmuşsa gidiyor, bazı yerlere yayan gidiyor falan. Bu arabalı olsun. Arabası olursa bunun işine daha çok yarayacak. Daha geçiş hocam, yapıyor. Hayır. Şimdi yani istediğin şeyi sistem senin için daha avantajlı görürse oraya geçiş yapar. Tabii sistem geçiyor da bunun reele dönüşmesi. Onun sistem, dışarıdaki bütün olaylar senin lehine tezahür eder. Sana arabayı getirecek şekilde olaylar yani şey yeniden şekillenir. İşin açılır, para kazanırsın. Çünkü bu olay dediğim şey senin beyninin içinde oluyor bak. Yani dışarıda bir şey yok. Bak baştan kur dedim şeyi. Çünkü sen beyninin içinde öyle bir şey kurguluyorsun ki o olayları harekete geçirtiyorsun. Senin kafanın içinde oluyor bu. Ve bütün herkesin yaşadığı da kendi metaverisindedir bak şu anda, onu da söyleyeyim. O zaman şöyle yapalım. Şimdi sevgili dostlar, bunu yapıp araba kazanan zengin olan varsa bir şey isteyin hocam. Yapabilirsen, bir kahve ısmarlasınlar. Bir sistemi öğrettik. Bana şunu diyebilirler. Bedava. Ya senin var mı öyle şey? Ha, onu da diyecek. Yani, sen yaptın mı? Sen hocam? Yaptın mı? Yaptın mı? Bazı şeyleri yapabiliyorum, bazı şeyleri yapamıyorum. Burada önemli olan bu hayali tam bir güven oluşturacak şekilde, yani beyne ikisinin de gerçek olduğunu hissettirecek şekilde o hayali sabitleyebilmek. Bu da zor. Bir de ne istediğini bilmek. Şimdi zenginlik istiyor, bir araba istiyor, bir başka bir şey istiyor. Mesela hocam hani sen başka bir şey istiyorsundur, zaten ona da belki ulaşmışsındır. Var mı böyle bir sistem kurup hayal edip ben ve buna da ulaştım. Ulaşılmaz bir şeydi ama bu sistemle yaptım. Benim var mı şeyim? Yani evet, bana ait mi? Var tabii, bana ait var. Yani ulaşılmazdı, imkansızdı. Ulaşılmaz diye bir şey yok işte. Ulaşılmaz görürsen zaten ulaşamıyorsun. Hayır, yani normal şartlarda olmayacak olmaması bir şeydi. Olmaması gereken şeyler oluyor. Oldu, sistemle oluyor, böyle bir şey talep ettim ve oldu. Tabii. Yani uzaklaştırmak istediğin bazı şeyleri de uzaklaştırabilirsin. Yani burada şu var, senin metaversünün içinde kontrol sende olduğu müddetçe ve orada o imajinasyonu sen yaşadığın olayları nasıl hissediyorsan, oradaki gerçekleşmesini istediğin olayı da o şekilde imajine edip hissedebilirsen, yani hayalini sabitleyebilirsen, o zaman beyin şunu yapıyor, hangisi daha avantajlısı ona geçeyim. Mesela bunu şöyle de yapabilirsin. Kirada oturuyorsun, bir tane ev istiyorsun. Yani kiradan kurtulayım ben. Bu evi istemekle olmaz bu iş. Çünkü onu sen bu evin hayalini, içinde oturduğun, yaşadığın şeyi sabitleyemiyorsun. Çünkü orada gerilim yok. Bu, o zaman ne yapacaksın biliyor musun? Bir üçüncüyü kurup burada diyeceksin ki 5 tane evim var, 5 tane kiracıyla uğraşıyorum. 3 tanesi kirayı ödemedi, mahkemelerle uğraşıyorum. Bıktım bundan artık.
tek evim olsaydı daha iyi olurdu. O zaman o tek evi çok daha rahat imajine edebilirsin. Hmm. Bak anlatabildim mi? Aslında sen tek eve ulaşmak istiyorsun ama tek evi imajine edeyim dersen bunu zor yapıyorsun. Kolaylaştırmak için 5 tane 10 tane evin oluyor. O gene hayalinde kuruyorsun bunu ve 10 tane evin olduğu zaman kiracılar seni çok boğuyorlar. İşte bir tanesi çatı aktı, bir tanesi yaptı. Parasını ödemiyor, mahkemeler falan. Bıktın bunlardan. O zaman ya keşke bir tane evim olsaydı da onda rahat otursaydım dediğin anda o zaman beyin şunu yapıyor. Bu da şey değil, güvenli değil. Bunun şu anda yaşadığı evsiz durumu da güvenli değil. O zaman tek ev daha güvenli. Buraya gidelim. Süreç ne? Yani ne kadar bir bunu düşünmek, o senin gücüne bağlı. Bir günde de yaparsın. Bir günde? Tabii bir günde de yaparsın. Bir saatte de yaparsın. Bu güven duygusunu çok rahat oluşturursan sistem hemen harekete geçer. Hatta bazen öyle olur ki sistem harekete geçer. Bir şeyler oluyor gibi olur. Senin hayalin dağılır. 5 kuruş cebinde para yok. Ertesi tabii, gün bir günde olması zaten için olanlar milyonluk hepsi bir oluyor. Evin olması için ne olması lazım? Nasıl olacak? Yani ya bunun piyangodan senede para çıkacak ki, ki yani işin piyangodan şey kısmı. Piyangodan paranın 50 misli 100 misli gelir. Bak, hadi bunu övmüyorum bu arada tabii yani. 30 senede 20 senede holding birden para çıkması anlamında. İnsanlar var yani. Anlatabildim mi? Yani 30 senede 20 senede holding kurup ne piyangosu ne şeyi. Kaç katı adam kendisi piyango olmuş. Yani anlatabiliyor muyum? Bir günde dedi ki, o yüzden dedim ben. Bir günde harekete geçer. Başlar olmaya bir şeyler. Hayalin dağıldı, toparlayamadın, o durur. Ondan sonra tekrar yaparsın, tekrar başlar. Bu mesela aralı bir sene de geçer, 3 sene de geçer. Senin hayalinin gücüne bağlı. O hayali güçlü kurabilirsen çabuk harekete geçirirsin, olur, hemen olur. Peki bunun kaç dakika var, öyle de kapatalım. Hayırlı olup olmayacağını da bilmiyoruz. Hayırlı olup, i̇şte oradaki şöyle, mevzu, işte bu... Hep istiyoruz bu, ama belki hayatımız için, geleceğimiz için... Sonuçlar ama... Sonuç. Sonuçları hayırlı olmasını da onu da hayalin içine zamanla katabilirsin. Yani değişik yönlerini düşünerek ama mümkün olduğu kadar olumsuz yönlerini düşünmeyeceksin. Mesela benim bir Porsche arabam olduğu zaman ben bundan acaba başıma bela gelir mi? Ya da 300 yaparım, kaza yaparım. Kaza yapar mıyım falan, bu yönlerini değil de daha çok olumlu yönlerini düşünerek. Çünkü olumsuzu içine kattığın zaman o daha güçlü olduğu için o daha hızlı şey oluşturuyor, güven oluşturuyor. Nocebo'ya girersin o zaman. Zaten burada bak, bütün bu Harut Marut bunların anlattığı şey bu. Bak insanda böyle şey var. Şimdi bunu da İsrailoğulları öğrenince, hı-hı, ya biz bunu o zaman olumsuzunu kullanalım, daha çabuk oluyor. Oğlum milleti katalım birbirine. Ama şimdi burada anlattığın şey hocam, senin esmalar sistemiyle beraber hepsi oluşabilecek içinde bir sistem. Yine Allah'ın izniyle. Ama burada anlatılan büyü. Büyü değil. Küfür. Bu yani büyü dinden çıkaran bu işte bir şey bu. Hayır, onlar, sizin için sınav onlar demesi bir küfür var. Onlar bunun olumsuz yönünü kullanıyorlar. Çok daha çabuk oluşuyor. Çok daha şey korkuyla oluşuyor. İnsanların bilinçaltlarındaki yani korku şeyini hareket şeyler de var, belli materyaller, büyü materyal zaten şu ritüel dediğin ritüel, şey tılsım ritüel olsun dediğin şey seni korkutmak için onun evet verdiği bir etken enerjisi. Bu arada tabii hocam o zaman Porsche isteyenler için yani olumlu yönünü anlattık, olumlu düşüneceksiniz, hızlı gidip Allah korusun bir yere vurduğunuzu düşünmeyin. Keselim burada. Bir şey daha ekleyeyim. Ekle hocam. Bu dualarda mesela, dua da aynı şekilde hayalli olan bir şey. Burada da yaptığımız şey aynı benim bu anlattığım şeydir. Yani duada biz ne istiyoruz? Çocuğum şöyle olsun, bu böyle olsun falan. Şimdi duada efendim oluşturmak istediğin şey bu şekilde güçlü bir şey yaparsan, yani istediğin şeye güçle inanırsan duayı daha çabuk şey yaparsın. Şüphe katarsan içine duayı ertelersin. Yani şüphe olmayacak. Bilinçaltının kabul edeceği şey olacak. Peki oradaki Allah'ın iradesini nereye koyuyoruz? Bu Allah yaratmış zaten sistemi, sana veren. Ya sana vermiş, o zaman her şeyi sen bununla yap ya, al diyor. O zaman bu su, bu su 100 iradesi derecede kaynatınca ben nasıl kaynıyor, Allah nerede diyebilir misin buna? Allah bunun bütün sistemini yaratmış, vermiş, sana da 100 derecede kaynatınca oluyor. O zaman bu sistemi çözdükten sonra sen her şeyi yapabileceğine getirdiğin zaman kendini haşa Rab tutacak hale hayır, gelirsin. Rab tutacak her hale gelmez dersin. İşte ayır diyorum ben, yani yaratıcıyla arandaki fark. Zaten bütün Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şey o. Siz Allah o zaman her senin istediğine cevap verip ve bunu yapıyor anlamına gelir. Bak kendini şerik koşma diyor. Burada şimdi paranın peşinden koşuyor mu bugün insanlar? Koşuyorlar. Ve o parada ilahi bir güç görüyor. Ona ele geçirirse sanki Allah'la şey olacak diyor. O zaman bir bölüm daha yapalım.
Kavrumbağa Sin'i anlatayım. Orada bu sistem nasıl bozuluyor tersine? Allah bunu nasıl bozuyor? Kavrumbağa Sin'de zenginlik nasıl yerle bir olmuş? O zaman onu anlatalım.